Günaydın Kıbrıs'a. Birlikteliğimiz devam ediyor. Günün ilk konuydu saat 8.40'da. Kıbrıs Avrupa Birliği Derneği Denetleme Kurulu üyesi Ali Eren ağırlıklı olarak Kıbrıs sorunu, Türkiye'deki referandum, ekonomi, iş çevrelerine yansıması ve bununla da birlikte tabii ki Kıbrıs sorunu nereye gidiyor dedik. Yarın liderler bir araya geliyor. Yine Kıbrıs sorununu da konuşacağız ama biraz da gazeteciliği de konuşmak isterim. Özellikle Türkiye'deki anayasa değişikliği referandum öncesinde 4 gazetenin biliyorsunuz birinci sayfaları haber gibi gösterilerek reklamla, ilanla döşenmişti. Deneyimli gazeteci, Vatan Gazetesi sahibi Sayın Erten Kasımoğlu şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz diyelim size. İyi günler dileyelim. Hoş bulduk. İyi günler. Önce gazetelerle başlamak isterim. Türkiye'de bir anayasa değişikliği referandumu var. Tabii ki belki de sadece gazeteleri de değil ama hani gazetecilik açısından önce yorumunuzu almak isterim. Yollar, sokaklar, apartmanlar, iş yerleri, elektrik direkleri, çöp konteynerleri, hatta afişler gördük, konuşmalar yapıldı. Bunlar devam ediyor. Hani bazı evlerin kapılarının altından atılan kitapçıklara dikkat çekiliyor. Ben görmedim ama sosyal paylaşım siteleri üzerinden var. Bunlar da paylaşılıyor. Fakat hani en çarpıcı olanıydı bence iki olay. Bir, kapalı spor salonundaki evet propagandasına iki bakanın katılıp taraf olması. Ama en şaşırtıcı, bizim açımızdan en şaşırtıcı, 4 gazete AK Parti Kıbrıs temsilciliğinin ilanıyla döşendi. Ama bildiğiniz gazetelerin logoları da vardı, başlıkları da vardı. Manşetler, sür manşetler, birinci sayfa tamamen buna ayrılmıştı. Elinize gazeteyi aldığınızda da direkt görünüyor. Evet, şimdi gazeteler, bazı gazeteler gibi olmasın. Kıbrıs böyleydi, Kıbrıs Postası böyleydi, Star Kıbrıs böyleydi, dört Hakikat böyleydi. 4 gazeteydi gördüğüm. Dolayısıyla şimdi Vatan Gazetesi'ne geldi mi bir, böyle bir teklif, iki, siz nasıl değerlendirdiniz? Eğer gelmişse gazetecilik açısından nasıl değerlendirirsiniz? Bu ülkede siyaseti, bugüne kadar yaşananları çok yakinen takip eden ve yorumlayan biri olarak da bunu ve neye bağlıyorsunuz aynı zamanda öğrenmek isterim. Evet, aslında çok ciddi bir konu bu anlattıklarınız, son yaşananlar. Tabii Türkiye kendi içinde bir seçimde, bir demokratik bir kararın alınması yönünde her türlü propaganda mekanizmasını işletiyor. Bunu zaten görüyoruz. Yani beğensek de beğenmesek de Türkiye kamuoyuna yönelik yayınları izliyoruz. Televizyonlardan, gazetelerden izliyoruz ve neyin ne olduğunu da yani Kıbrıs Türk halkı da fark ediyor. Ama ben işte 45 kusur yıllık meslek hayatımda belli dönemlerde siyasetin içine de girmiş bir kişi olarak Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir döneme hiç rastlamadım. Böyle bir Türkiye'nin direkt kendi iç konusu olan bir seçim veya da halk oylamasının bu denli propaganda mekanizmasının içine çekildiğini görmedim bugüne kadar. Bunu neye bağlamak gerekir diye soruyorsun. Bunu aslında Türkiye'nin, yani Türkiye'deki mevcut iktidar anlayışının Kuzey Kıbrıs'a bakışıyla ilgilidir aslında. Yani Kuzey Kıbrıs'ı bir ayrı kayrı olarak saymamanın biraz dozajı yüksek. Yani biz bir noktada ayrı bir devlet falan statümüzün ön planda, yani karşılıklı iki devlet ilişkisine dayalı yürütülmesinden yanadır ya belli bir kesim. Ama belli bir kesimden devlet saymıyor Kuzey Kıbrıs Türk. İlk kez bu kadar hissettik gazeteciler olarak ya da gazete sahipleri olarak mı diyorsun? Kamuoyu da ilk kez hissediyor. Yani bu denli bir şeyin içerisine alınması, o propaganda mekanizmasının içinde bizim de çekilmiş olmamız, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilmiş olmamız ilk kez yaşandı. Ben de gider oy kullanırım, yani her Türkiye'nin seçimlerinde çift vatandaşlı olma açısından, ama bu denli bir propaganda dönemini ben seçmen olarak dahi yaşamadım. Yani hiçbir vatandaş yaşamadı. Bırakın siz bu bizim basınımızı da içine alacak şekilde gündeme gelmiş olmasını,
Ben de biz de içindeyiz için bize de bir teklif yapıldı. Bildiğim kadarıyla bütün gazetelere yapıldı. Yani ülkede işte 12-13 gazete neyse tümüne bir teklif yapıldı bildiğim kadarıyla. Bize de yapıldı. Bizim bu prensip meselesidir. Tabii bütün gazetenin yani ön sayfa dahil bütün gazetenin işte bu tür bir ilanlarla satın almak istendiği teklifi geldi. Yani gazetenin aslında gazetenin satın alınması ön sayfa dahil diye geldi bana. Yani bana ön sayfada dahil reklam verilmek isteniyor. Bütün gazetelerin yani 1, 2, 3, 4, 5 nereye kadar kaç sayfa ise reklamlar. Tabii ben geçmişte de bu tür tekliflerle bizim kendi seçimlerimiz olmasına rağmen ben asla böyle bir şey yapmadım. Ha bütün dünyada, bütün dünya basında olduğu gibi, yazılı basında, gazetelerde olduğu gibi işte söyleyeyim kutu reklam yani küçük kare şeklinde olabiliyor ya sayfanın altında ya da işte başlığın yan tarafında zaten şimdi çoğu gazetelerde reklam olarak var. Yani o tür spot reklam dediğimiz bir kutu verilebilir diye ben karşılık verdim. Ama bunun üzerine tam sayfanın ismini dedim ki bizim için tam sayfa benim eskiden de söylediğim şeylerim vardı bu konulardan ilgili. Bence bir gazetenin bütün yayınlarındaki etik değerler benim açımdan aslında o gazete açısından da bir kutsal değerdir. Ama ön sayfa bir gazetenin bence en büyük kutsalıdır. Yani çok ciddi bir gazetenin ön sayfasını çekmesi. Onun için böyle bir anlayışım olduğu için bana böyle bir teklif geldiğinde ben dedim ki olmaz biz kesinlikle ön sayfayı olduğu gibi reklam olarak veremeyiz. Ama İlk sayfalara sayfa 2'den 3'ten itibaren isterseniz size ek sayfada basarak bütün gazeteyi reklam olarak basabiliriz. Yani gazetecilik etiği ya. Açısından değerlendirdiniz. Çünkü bu tabii ülkede yani bunun, tabii ki her bir gazetenin nasıl yani ayakta olduğunu o düşünceyi, o ilanın içerdiği düşünceyi benimsemek veya benimsememek değildir bu. Bu doğrudan doğruya bir genel ilke ve bir anlayışın şeyidir, ortaya sergilenişidir. Benim söylediğim, yani ben çok söyledim. Ben bu yıllarda çok zaman işte basının her tartışında benim açımdan bırakın siz gazetenin bütün o yayın ilkeleri ön sayfada kamuoyuna verdiğim mesaj önemli bir nevi kutsallığıdır onun. O gazetenin kutsal anlamına gelir. Biz bu anlayışla almadık, yayınlamadık. Ondan sonra ertesi gün de işte böyle bir takım tartışmalar çıktı. Beğenen oldu, beğenmeyen oldu. Tabii İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gazetelerinde bulunduğu bu sorunlar, bir takım sorunları aşmak için cazip gelmiş olabilir. Bunu da ben normal karşıladım. Sizin için de eğer normal karşılanacak bir durum olsa bütün gazetelerin olduğu gibi, gazetelerin, televizyonları biliyoruz. Yani basının içinde sıkıntı, bulunduğu bir ekonomik durum ama bunu zaten bu şekilde ortaya yani teklif etmekte bu sıkıntıyı bilerek teklif edilmişti. Evet. Ha, yani ki nasıl olmazsa sıkıntıdır basın. Eğer öyle düşünülerek yapılmışsa demek ki herkes umulduğu gibi değildir. Kimden geldi teklif? Nasıl? Ajanslarından geldi yani bizim ajanslar var. Ajanslar var burada. O ajanslardan geldi yani biz yakın tanıdığımız ajans elemanlarından geldi bunlar. Tabii biz yayınlamadıktan sonra ertesi gün ben baktım merak da ettim. Sordum hangi gazetede? İşte dediğiniz gibi galiba 4-5 gazetede falan şey edildi. İnanır mısın şey etmedim bile ben. Yani alıp bakmadım bile o reklamların da ne olduğunu daha şimdi şu ana kadar daha öğrenmedim ne olduğunu. Yani bildiğiniz birinci sayfa aynı şekilde. Yani haber şekline dönüştürülmüş galiba propaganda. Okuduğunuzda zaten kimin yani haber birinci sayfadan ayırt etmeniz mümkün değil. Hatta ben o gün işte gazeteleri okurken aldım birinci sayfa kimin ne söylediğini. Baktım başlık kenarı o, sürmanşet o, manşet o, birinci sayfa, fotoğraf. Hepsi birinci sayfa gibi elinize aldığınız gazete. Belli içerikteki yayınlar zaman zaman geldi gazete. Sonra ikinci yani sayfayı aramaya ne oluyor diye baktığımda aynı şeyler, baktım tekrar gazetenin başlığı, ismi. Yani bu bir nevi yani artık modası geçmiş şeydir bana göre yani propaganda yöntemi. Yani bu çok modası çok geçmiş. Çok tutan bir yöntem değil. Değil ve artık bunu insanlar pek yemiyor. Yani bu propaganda. Beğense dahi beğenmese dahi yani o düşünceyi, o ortaya konan o reklamlardaki şeyi savunulan
görüşü benimseniz, hatta o uğurda mücadele etmiş dahi olsanız, bu tür şeyler, bu tür propaganda şekilleriyle insanların şeyini çelmek, aklını çelmek pek mümkün değil artık. O 1970'lerde denedik, biz yaptık bunları. 1970 yılların o ilk bizim de burada çok partili demokratik siyasal yaşar geçimle birlikte başladığımız seçim döneminde mesela anlaşmalı bazı gazetelerin ön sayfa, tam sayfa, işte o günkü mitingi, o partinin o günkü mitingi haber şeklinde verilir ama reklamdı o aslında. Veya da bir başka şekilde bir haberleştirip şey. En azından yani. Ama bu ama artık tüm gazeteler eğer kabul etmiş olsaydı o gün tüm gazeteler, yani aslında halkın haber alma özgürlüğü var. Birinci sayfaların tamamen aynı. Ben asla ve asla taviz vermem. Hiç ben çok yaşadığım, yani özellikle ön sayfa konusunda, ön sayfa reklam konusunda taviz vermek mümkün değildi benim anlayışım açısından. Çünkü farkındaysanız biz işte bugün örneği mesela her partiden farklı farklı görüşlerden, farklı farklı kesimlerden başlıklar, resimler vardı. Yani bunun bir tek, sadece bir tarafın şeyini, fikrini, düşüncesini ön plana çıkarmak zaten artık insanlar bu iletişim çağında geliştiği böyle bir dönemde çıkıp da sizin bu şekilde yaptığınız şeyin reklam olduğunu anlar zaten. Şimdi ben örneğin merak ederim. Televizyonlarda eğer reklam yapacaksanız, reklamın süresi de vardır. Nerelerde reklam yayınlanacağı bellidir. Yani yüksek kurulu da bunun kontrollerini de yapar. Tabii. Ama aynı şekilde örneğin gazeteler açısından da denetlenebilir. Ama bu artık bir geleneksel kural vardır. Yani gazetelerin ön sayfası. Yani şart değil, yazılı bir kanunlar. Evet. Şeyler olsun, evet. Tüzükler çıksın da yapılsın. Yani bu bir mesleki bir etik kuralıdır. Yer etmiş bir kuraldır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani bir gazetenin ön sayfasını olduğu gibi reklam olarak yayınlamak biraz işte şeydir, problem olur. Peki bütün gazetelerde de, birçok gazetede de işte gelir kaynağı bu gibi şeyler olmayan gazeteler için özellikle diyelim ya da televizyonlar için ya da radyolar için işte belirli sıkıntılar var bu ülkede. Tabii ülkemizde yani. Şimdi siz böyle bir büyük rakamlardan da bahsediyor bu reklamlar için. Siz bunu iterken örneğin bu etik değildir, benim birinci sayfam kutsaldır, en önemli haberlerimin yer aldığı sayfadır deyip iterken bir başka gazete bunu alıp yapabiliyor. Haksız rekabet ortamı çıkıyor. Peki okuyucu açısından hem haksız rekabet, okuyucunun peki sonrasına dönük olarak bir takdiri bunu yapan gazete var mı? Ya da bir takdir var mı? Ben hiç merak etmedim onu. Yani merak, takdir eden de var. Doğru etmeyen, şekilde yapmaya çalışıyoruz biz. Yani bazısı şeydir. Yani etmeyen de var. Eden de olabilir ama edenden de bir beklentim benim asla söz konusu olmaz. O insanların, bu artık bizim ülkenin kendi demokrasi kültürüyle, siyaset anlayışıyla, onun olgunluğuyla ilgili, evet, bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve ben yani bu tür tepkilerin zaman için, bu tür şeylerin, yaşanılan olayların zaman içerisinde ülkemizde daha olgun bir takım yerlere oturacağına inanan bir kişiyim. Neler atlatmış bir insanlar olarak. Yani benim kuşak gazeteciler bunları çok geçirdik. Yani şimdi bir takım şeyler yaşandığında zaman zaman ben gülerim. Hatta yani bu teklifi bile getirdiklerinde bize, ben güldüm ve çocuklara dedim ki yani ne, hala daha bunlarla uğraşırlar bu memlekette gibisinden de bir şey oldu aramızda. Çocuklar yok böyledir, şöyledir derken dedim yok bu olmaz. Bu yani bildirin, resmen bildirin ki biz böyle bir yayın yapmayız diye. Ama dediğim gibi bu benim o görüşü beğenirim veya beğenmememden dolayı değil. Nereden olursa olsun. Bu ilke. İster evet tabii, propagandası tabii, tabii, olsun, tabii, ister hayır tabii, propagandası tabii, olsun. Birinci tabii, sayfayı satmayı tabii, tabii, doğru bulmadınız. Dolayısıyla o çerçevede hareket olmaz. Ama dediğim gibi yani içinde bulunanları da bence o yöne şeyden, o yöne çeken neden, işte içinde bulunulan o ekonomik kriz, yani o basının artık, yani basın artık bir günlük, o günkü gazetesini basamayacak bir noktaya gelmiş durumdadır. Çok ciddi anlamda sıkıntılar vardır. İnsanlar ödeyemiyor şeyini bile. Yani personelini ödeyemiyor. Çeşitli şeyler var. Bir takım sıkıntılar. Bunun getirdiği o sıkıntının aşılmasıyla ilgili bir çare gibi görünmüş olabilir
bazı gazeteler biliniyordu tarafından. Biliniyordu zor durumda. Yani zaten bilindiği için bu teklifte yapıldı. Neden nasıl dedi ki kolay kabul ederler herhalde diye düşündü o ajans yetkilileri de ve bu teklifleri yaptılar. Tabii ben bize de geldi teklif diyorum ama bütün gazetelerde ne şekilde yapıldığını bilmiyorum. Hatta yani fiyatta indirim, fiyat indirimli fiyat talebinde de bulunuldu ama biz onu hesaplamaya gitmedik çünkü peşine biz reddettik diye bilmiyorum nasıl olduğunu söyleyen şeyler tabii. Peki devam edelim. Kıbrıs müzakere süreciydi. Evet. Az önce de Kıbrıs Avrupa Birliği Denetleme Kurulu üyesi Ali Ereldi konuğumuz. Özellikle Enosis plebisitinin okullarda kutlanmasıyla ilgili kararın geldiği noktada tartışmanın büyüdüğünü ve aslında son kararın bir şekilde durumu daha da zora soktuğunu, daha çok kabul gördüğünü, hatta işte Eğitim Bakanlığı aslında nerenin kontrolündedir, kilisenin daha kötü bir noktaya gelindi yani şeklinde bir yorumda bulundu. Bu konuyu kemikleştirdi Rum kamuoyunda, yani gidilen gelinen noktada kemikleşmiş oldu. Yani bugün 20 oyunu reddedildi. O 20 milletvekilinin temsil ettiği kitlenin artık o bu olaydan dolayı bilenmişliğine bakın siz ne kadar etkili olacak kamuoyunda. Zaten başladı şeyler işte belli bir grup milletvekili şeye başvuruyor, Yüksek Mahkeme'ye başvuruyor. Bununla ilgili bir takım daha güneyde bunun istediklerinden daha fazla gündemde kalıp konuşulmasını sağladı. Daha doğrusu bizim de tepkimiz bunu sağladı güneye. Yani Enosis bugüne kadar uzun bir süredir hiç gündemde konuşulmazken bile bu böyle bir plebisit. Hatta genç kuşakların bir kısmı böyle bir plebisitin dahi yapıldığını bilmez işte çok ilgilenen insanlar kitaplarda okurdu. Şimdi bu orada bir nevi bir kurumsallaşan bir şey yarattı. Yani Enosis plebisiti işte artık kilisenin şeyinde organizasyonunda bir konu olarak daha çok şey yapacak. Yani daha çok etki alanı bulacak güneyde. Öyle bir noktaya geldi. İşte dediğim gibi milletvekillerinin Yüksek Mahkeme'ye bunu itiraz için başvuracak olmaları bu kadar tartışma içerisinde oluşan bir kamuoyu ve bu oluşan kamuoyundan bilgi edinme gereği duyan yüzlerce binlerce Rum gencinin o hafızasında bunların yer etmesi başlı başına işte bu sürece ya bu bizim itiraz ettiğimiz müzakere sürecindeki bir olumsuzluğu daha da olumlu hale getirir Rum tarafı açısından diye düşünüyorum ve ben yani bir noktada hem güneyde Anastasiadis kaş yapayım derken göz çıkardı. Belki de bu bile yapılmış. Nitekim bugün İşte UBP milletvekili Tatar'ın bir açıklaması vardır. De başbakanında işte bir nevi Bizans oyununa geldi. Bizans oyununa getirdiler bizi gibisinden. Yani o bütün bu kuşkuları da beraberinde düşünmek lazım. Bu olayın arkasından yani bugün en önemlisi dediğim gibi yani bir kamuoyu oluştu. Zaten müzakereler bu noktaya gelmiş ve işte referandumdan bile söz edilen bir müzakere sürecinin devam ettiği bir dönemde 100 yıl önceki bir referandumu gündeme getirip de tartışmak ve bunun hala daha böyle bir zihniyetin güneyde var olduğunu, böyle bir düşünceye hala daha hayal olarak yani bunun bir hayal olarak yaşadığını ortaya koymak bile bu müzakerelerin tamamen boşa çıkacağının yani bir takım şeyler bir takım sonuçlar dillendirilse bile bunun yaşayabilir bir sonuç olacağını kimse söyleyemez. Yani biz yani bir taraftan iki bölgeli federal bir çözüm diyeceğiz, siyasi eşitlik diyeceğiz ama bir taraftan da bir tarafın kafasında o Yunanistan'a bağlanma ülküsü hala daha dipdiri canlı hafızalarında olacak. Bunu aklında tutacak ve bunun akıllarda tutulmasını da işte bu tür tartışmalarla sağlanmış olacak. Yani bu yapıldı işte. Yani bu son bu meclis olayında ve meclisin önündeki o gösterilerdeki aykırılan sloganlara bile baktığınızda yani Rum
öyle bir enjekte edildi, düşünce enjekte edildi ki şeyleri belli kitlelere yani bunu Rum halkının kafasından çıkarması mümkün değildir. Bu enosis hayalini deyim artık. O 1951'deki, 50'deki o plebisitta dediklerimiz, enosis plebisitta diye adamın Yunanistan'a bağlanmasını talep etmek ve bu kararın, yani bu referandumdan ne için yapıldı? Kıbrıs'taki halkın böyle böyle bir isteği vardır. Bu isteği, bu plebisit sonucunu Birleşmiş Milletler'e götürmek için yapıldı bu. Birleşmiş Milletler'e götürüp bunun adanın Yunanistan'a Birleşmiş Milletler yolu üzerine bağlanmasını sağlamak için işin ilginç tarafı biliyorsun işte. Bu işin öncülüğünü kilise yaptı ve kiliseye de Akel Partisi'nin desteğiyle bu plebisit yapıldı o yıllarda. Şimdi Akel biraz şey görünse de masum rollerde işte bunun çekilmesi için biraz aleyhte tavır ortaya koysa bile bunun 1951'de 50'de bu plebisitin yapılmasında kiliseye yardımcı olan işte o zaman da zaten Akel'e bağlı PO sendikasının içerisinde bağlı Türk işçiler vardı. O Türk işçiler de bu plebisitte Enosis lehine oy kullandırma için çaba harcandığı sırada bir grup Türk sendikacı da biliyorsunuz bunu gerekçe göstererek siz Enosis hayallerinizi alet edemezsiniz gerekçesi göstererek açıklaması yaparak PO'dan koparak ilk Türsen'i kurdular o zaman. İlk Türsen'in şeyini koparak yani plebisit yüzünden plebisite tepki olarak kopan işçiler güneye, kuzeye gelerek Güney Lefkoşa'dan Lefkoşa bizim Girne kapısında o meydan var ya en önü meydanı orada bütün işçiler toplandı yürüyüş halinde gelerek orada ilan ettiler şeyi aynı günlerde yani şeye giderken plebisite giderken o propaganda döneminde bunlar çok tarihi şeylerdir. İşte bir sendikacı meşhur rahmetli oldu şimdi rahmetli Hasan Şaşmaz'ın önderliğinde o hareket başlatıldı o zaman. Bunlar önemli şeylerdir. Yani Enosis'e karşı Kıbrıs Türk halkı ta zaten gündeme o plebisit gündeme geldiği günden beri mücadele etmeye başladı. Böyle bir süreci hala daha ayakta tutmak, böyle bir zihniyeti hala daha işte genç kuşaklara öğretmek açısından güneyde işte okullarda anma günü olarak şey etmenin, kabul ettirmenin amacı nedir? Biz bu hedeften vazgeçmedik demek değil mi? Niçin yapar insan? Niye o anma günü koyar? Yani o şeyi, o yaşanını canlı tutmak için o zihniyet doğrultusunda gençleri hakim kılmak için. Bu budur. Yani unutulmuş olsa, vazgeçilmiş olsa Enosis'ten niye anmasını yapsın onun? Ha tarihi bir takım şeylerdi. Tamam anlıyorum ama yani özellikle gençlere yönelik edilmesi. Yani bunların artık bu müzakere sürecinin böyle bir seyir içerisinde devam ettiği dönemde gündeme gelmesi bile bana göre bir nevi şeydir. Yani henüz daha nasıl ki Akıncı da vurguluyor yani halde Rum halkı siyasal eşitliğe dayalı federal bir çözümü benimsemediğini gösteriyor. Hala bunların peşine. Biz biraz daha şeyik. Yani bu konularda yani bizde siz şimdiye kadar siz yani son 15-20 yıldır, 30 yıldır hiç Taksim diye bir çıkıp da şey ettiniz ki o zaman da bu Enosis'e karşı Türk tarafında karşıt tezi, karşıt politika Taksim'de biliyorsunuz. Yani tüm bu tartışmalar yani bunlara ne gerek yani var? Enosis'in de Taksim'in de tümünün bir şekilde artık geride kalmasını sağlamak lazım. Yani bunlar yani iki liderin yapması gereken aslında bu tartışmaları doğurmayacak bir pozisyonda olması lazım. Olmalı. Mesela hala da dediğim gibi hala da bugün oldu. Bunları konuşuluyorsa o müzakere masasında demek hep bir kuşkuyla yani bir takım kuşkularla bulunur. Peki bunların kamuoyuna yansıması yani bu böyle bir müzakerelerden ortaya çıkacak sonuca evet veya hayır diyecek kitlelerin de hep tereddütlü, hep endişeli, hep birbirine kuşkuyla bakar bir yapı içerisinde sonuca gidilmesi de sağlıklı değildir. Yani gene 1960'ta da biliyorsunuz işte o çatışmalı yılların döneminden yani Enosis'in sebep olduğu, bu Enosis plebisitin neden olduğu
yaklaşık 10 yıllık bir çatışma döneminde, toplumlar arası çatışma döneminden sonra biliyorsun 1960'ta Ortaklık Cumhuriyeti kuruldu. Türk ve Rumların ortak olduğu bir cumhuriyet, değil mi? Onda öngörülenler bile, yani o Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bile öngörülenler bile o dönemin o enosisçi zihniyetinin savunucuları tarafından bunu haklar Kıbrıslı Türklere fazladır diyerek 8 maddelik bir takım öneriler ortaya koyup o hakları almak istemesi sonucu toplumlararası çatışmalar meydana geldi. Meşhur Makaryos'un o 8 maddelik anayasa değişikliği tekniklerine bizim taraf karşı çıktı. Ve arkasından işte bir noktada patlak verdi ve o günden sonra Kıbrıs bu hallere geldi. Yani 1963 aralığında o kanlı Noel dediğimiz günlere bizi bunlar getirdi. Ve o günden sonra işte toplumlararası çatışmalar 10 yıl sürdü biliyorsun 74'e kadar. Şimdi o dönemin yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Ortaklık Cumhuriyeti'nde öngörülen bir takım haklar bile işte enosis için bunlar engeldir gerekçesiyle gündeme getirilip şey edildiğinizde bugün varılmak istenen sonuç demek ki yine o günlerden bir farklı değildi yani Rum tarafının zihniyeti açısından. Peki biraz daha içteki gelişmelerle devam edecek olursak sohbetimize özellikle bugün Vatan Gazetesi'nin manşetindeki haberi de konuşmak isterim. Sosyal sigortalar ve sosyal güvenlik yasalarıyla ilgili açıklaması var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner'in 13. maaş konusunda da bir açıklaması var. Yanlış anlaşıldı diyor. 13. maaş kalkacak demedim diyor bir yerinde. Evet. Ama bu düzenleme ile ilgili yapılan açıklama ne kadar tatmin edici değil henüz daha yani şey değil yani bu açıklamalar daha tam neyin ne olacağını neyin af var mı af kapsamını nedir borçlarla ilgili sosyal sigorta borçlarıyla ilgili yapılacak olan yeni düzenleme nedir hep bunlar daha sonra işte bu yasal çalışmalarla netleşecek ama biz şimdi bunu ilk etapta böyle kamuoyuna çok yuvarlak bir takım yaklaşımlarla açıklamanın da bana göre insanları daha çok tedirgin eder. Yani eğer bu konuda bir takım sıkıntısı olan insanlar aman ne olacak ne yapacağım diyerek biliyorsunuz paniğe kapılır. İşte geçtiğimiz dönemde bir çalışma izinlerine ilgili bir af çıktı ya o çalışma izinleriyle ilgili affın çıkmasından bir yıl önce açıklama yapıldı. Yani bu şekilde. Ve insanlar bu sefer af çıkacak nasıl olsa diyerek yatırımlarını yapmadılar. Ve birçok işveren de birçok çalışan da sıkıntıya düştü. Yok yasağa girdi. Bilmem ne oldu. Ya daha sonra şu oldu bu oldu. Onun için yani bu tür şeyleri netleşmeden kamuoyuna pek böyle olmuşçasına açıklamamak lazım. Tam yani kamuoyu sonuca yani gelindiğinde artık neyin ne olacağını kamuoyuna duyurmalar lazım diye düşünüyorum. Eksik diyorsunuz. Ya da birlikte çalışarak belki toplumda yani en azından temsil eden insanlarla. Tabii yani onu şeyleri lazım. Yani nedir net yapılacak olan veya gelinen nokta nedir? Kamuoyunu yani gene geçen de vakit gibi bir takım şeyler. Şimdi bak beklenti içinde olan insanlar var. Af çıkacak diye. Yani yatırım afa indirgenmesi de üzücü diye açıklaması. Tamam ama o zaman ne yapılacak? Bu gibi işlerde bizim vatandaşımız af diye düşünür. Şeyde af değil dediler. Nedir o? Çalışma izinleriyle ilgili gecikmeler veya da yatırım yapılmayan çalışma izinleri de öyle af öyle dendi. Ondan sonra onu o herkes af diye algıladı. Uygulama da oldu. Mesela diyelim çalışma izniyini çıkarmamış işverene af geldi. İşçinin de o şeyine af geldi ve işte bir 3 aşağı 5 yukarı bazı rakamlarla yani şey edildi bunlar. Yani tekrar kayıt altına alındı. Yani neyin ne olduğunu net bir biçimde bana göre ortaya konması lazımdır ki. Net o, değil diyorsun. Yani doyurucu bir bilgi yok. Dolayısıyla doyurucu bir bilgi olmadığı zaman da insanlar endişeli. İnsanlar af kısmına. Hayır bakıyor. Bu sefer şeye gider insanlar. Yanlış uygulamalara gider. İşte ama af çıkacak. Ondan sonra olmasa yatırmayalım der.
Yatıranlarla ilgili, yani bu aflar konusu hep konuşulur. Dolayısıyla bir yandan yapanlar var yatırımı. O herkes der ki bize ne yemeyecek yahu der bu sefer. Yani öyle öyledir. Yani insanlar ister istemez onu öyle düşünür. Örneğin mesela iki işveren yan yana. Biri yatırmaz. 15 sene, 3 sene, 5 sene yatırmaz. Ancak işte uygulama olduğu gibi, son uygulamada olduğu gibi. Değil mi? O yatırmayan bir takım şeylerle şeye uğrar, affa uğrar diyelim artık tırnak içine geç. Onlar af demez ama nedir bu? Af da başka bir şey değil. Bu sefer o yatıran da gerçi yasal yükümlülüğünü yüzünün akıyla yerine getirmiş olur. Sayması lazım. O da kendini yani çok da enayi saymamak lazım. Ama insanlar işte bu kayseyi yaptığında yani aynı şeyin iş kolunda olanlar özellikle der ki ya bak biz ezildik, elendik, gittik, borçlandık. İşçimizin yatırımını yaptık, bilmem ne yaptık. Böyle şeydir ama onlar o anda yatırmadı. Şimdi onlar yaralandı bundan ve benim inan aynı şeye geldi. Bu işte. Onu söyledi vatandaşa ki doğru bir şey değildi. Peki bir başka konuyla devam edelim. Şimdi az önce Başbakan'ın bir açıklamasını değerlendirdiniz. Özellikle Kırım sorunuyla ilgili olarak Bizans oyunları. Bir başka açıklaması çok tartışıldı Başbakan'ın. Bir konuşması içerisinde Kırımsızlık yoktur ifadesi. Asıl bunda bu gibi şeyler artık ülkede yani abesle iştikalden başka bir şey değil. Ne demek Kıbrıslılık yoktu? Ya biz neyik biz o zaman? Neyik biz? Türkiye'deki vatandaş Türkiye'li Türktür, Kıbrıs'taki vatandaş Kıbrıslı Türktür. Değil mi? Yani bunun Kıbrıslı o yani bizim bu ata insanı olduğumuzu söylemekten çekinmemiz gereken ne vardır? Ve bu tartışmaları gündeme getirir bu bizim siyasetçilerimiz. Ben hiç onu anlayamıyorum. Yani ben iftihar ederim, gurur duyarım Kıbrıslı olduğumu söylemekten. Ve Kıbrıslı Türk ne demek? Hatta zaman zaman yabancı ülkelere gittim. Ben İngiltere'de çok karşılaştım. Kıbrıslıyım dediğimde, gittiğimde bir yerlerde çoğu sorardı. Türk, Orgrik. Türk müsünüz, Rum musunuz diye sorarlar. Yani bu o Kıbrıslılığın kendi içinde de bir şey var. Yani bu Kıbrıslılığı ille de bir kenara atıp da sadece şey... Nedir bundaki gayle peki? Yani niye Kıbrıslılığı bir kenara itme var? Yani Kıbrıslı kelimesini kullanmadığınız zaman daha çok Türk ya da işte daha çok Yunanlı mı olursunuz? O mudur? Ben ondan öyle bir şey ummadıktan sonra bunların öyle bir şey ummalarını ben şey beklerim yani bulurum yani çok... Siyasi bir gaf mıdır? Nedir? Yani daha önce de anımsıyoruz. Şimdi kimse unutmadı. Kim ne söylerse söylesin. Yani bir basın toplantısıydı. Sayın Ersin Küçük de vardı. Mikrofon açık kalmıştı. Söylenenler vardı. Şimdi ne olduğunu ben söylemeyeyim. Çünkü direkt söylediğim zaman belki Yayın Yüksek Kurulu da uyarır eğer söylersem. Ama yani aklıyla da biraz dalga geçme gibi insanların. Ama böyle bir şey yani nasıl peki bu kadar yıllık siyasetçiler var. Şimdi dolayısıyla burada, örneğin birinci cumhurbaşkanını hatırlayacak olursak böyle bir şey herhalde duyamazsınız. Ya da sonraki cumhurbaşkanlarını ya da siyasileri. Bendayram İrengdaş'ın tam bir Kıbrıslılık yani Kıbrıs olma şeyinin heyecanını yaşayan bir insan olduğunu tanık oldum. Tam yani bu milliyetçiliğin çizgisi midir? Bu mudur? Değil midir? Değil, nedir? Bu milliyetçiliğinden ilgisi yok. Yani bunların niçin seslendirdiler? Belki şöyle bir şey var işte dediğim gibi. Yani işte Türkiye'deki mevcut iktidarın Kıbrıs'a bakış açısına kendilerini uyumlaştırmayı ancak bu tür söylemlerle başarabileceğini sandıkları için böyle söylemiş olabilirler diye düşünüyorum yani başka. Yani çünkü yani Türkiye'deki şimdi mevcut iktidarın Kıbrıs'a bakış açısı, anlayışı biraz daha farklı. Yani işte hatta ne bağımsız devleti yahu diyen şey var. Siyasetçiler var, danışmanlar var televizyonlarda bir takım biliyorsunuz. Yani onların artık ağırlık kazandığı bir döneme mi girdik Kıbrıs konusunda o görüşün? Yani işte
Kıbrıs, işte Kıbrıs'ın kuzeyi işte Türkiye gibisinin bir şey de belki onlarla kendilerini daha iyi uyumlaştırıp da bundan karşılıklı politik ilişkilerden daha çok destek sağlamak amacını mı taşır diye düşündüğümde ihtiyaçları da yok böyle bir desteğe derim ama gene de hiç belli olmaz belki de o desteğe ihtiyacı seçimde yaklaştık sonra bu tür desteklere de ihtiyaç olunabilir diye baktığımda bunun sanırım yani kamuoyunda çok şey bulmadı yani çok yani sempatik bulunmadı. Yani Kıbrıslılık yok demek ne demek? Ya bizim dedelerimiz hep Kıbrıslıydı ya. Yani Kıbrıs'ın iki toplumlu, iki halklı, Kıbrıs iki halktan oluşan bir ülke. Atan halkın biri Türk halkı. Biri Kıbrıs. Ya bizim dedelerimiz de evet. Bunların işte bu topraklarda yatan dedelerimizin dedeleri, dedelerimizin babaları bu topraklarda var olan insanlar, kitleler, toplum, halk, Türk halkı, Kıbrıs Türk halkı. Bunu şimdi bunun Kıbrıs'ını çıkarıp da şey etmek işte dediğim o belki o zihniyet yani son zamanlarda dillendirilmeye başlayan işte yani biz hatta şeyi bile tanımayan belli bir kesim var şimdi. Yani ne bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs ya canım sen de diyen insanlar var ya. Yayınlarda da, televizyonlarda da yaparlar bazen belli konuşmalar. Onlarla bir uyumlaşmak hesabı olabilir diye düşünüyorum ama bence bu dediğiniz gibi söylenmemesi gereken yani insanların bu bir şeydir. Toplumsal yapı değeridir. Yani toplumsal buradaki bizim varlığımızın yani Kıbrıs Türk halkının buradaki en önemli tarihsel değerlerinden biri işte bu coğrafyanın insanı olmalarıdır. Bu coğrafyada Kıbrıs'tır. Yani böyle bir açıklamanın yani bu coğrafyada, tepki toplayacağını. Bu coğrafyada, bu Kıbrıs coğrafyasında Türk olarak var olmamız o Kıbrıs adasından dolayıdır. Bunu isimlendirmek de bundan daha güzel, daha onur verici ve daha gurur verici bir şey olamaz. Bunu inkar etmek ve bu yoktur demek iyi düşünülmeden söylenmiş bir ifade diye söyleyeyim. Başka bir şey. Çünkü tam esasını da bilmiyoruz yani. Neyi belki de konuşsak belki de aynı şeyleri bizimle hemfikir olur. Bunu söyleyeyim. Ama kullanılan ama, ifade. Tabii yani bir ön plan. Başbakan olunca tabii ki haber oluyor. Tabii haber oldu. Bu tartışma konusu oldu. Zaten yani, başbakan sıradan bir başbakan insan olmasaydı evet. Bunlar biz buradan niye konuşalım? Başbakanla söylediği şeylere önem verilmiş olmasına dolayı bunlar konuşulur. İnsanlar da bunları işte bakar, görür, neyse ona göre kafasında bir irade oluşturur değil mi? Odur. Peki yönetmenim uyarıyor, süremizin sonundayız diyor. Az önce Zil'in sesini de duyduk. Süremizi açtığımız zaman bitti zili geliyor sevgili Bilal anında haber veriyor. Teşekkür edelim. Yeniden değerlendirmelerinizi almak isteriz, yeniden ağırlamak isteriz sizi stüdyomuzda. Gazetecilik yeteği açısından da özellikle programın ilk bölümünde söyledikleriniz de çok önemli, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu bizim ama aynı hayat zamanda tarzımız bu. Evet, aynı zamanda tabii ki gazetelerin, televizyonların bu ülkede medyanın varlığını koruması, işte bunları duyurabilmesi, yaşananları duyurabilmesi açısından da önemlidir. Yapılması gereken çok şey var. Hem gazeteleri, televizyonları, işte radyoları yöneten insanlar içinde çalışan insanlar için de var olabilmek için de önemlidir. Tekrardan teşekkür ediyoruz ben size. Teşekkür kolay ederim. Gelsin Damla, diyoruz. Evet bugün de Günaydın Kıbrıs'ın sonundayız. Yarın yine saatiniz 7.30'u gösterdiğinde günün ilk merhabasını göndermek üzere sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.